Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BİM'den almış olduğum fakir temizleme bezi ve suyunu tanıtacağım. Umarım faydalı olacaktır. Şimdi markası fakir, model numarası yok zaten. Şimdi neden bunu inceleme gereği duyuyoruz? Ben de bilmiyorum. Maksat içerik olsun. Zaten YouTube'da gerekli gereksiz saçma sapan içerikler var arkadaşlar. Belki sizlere bir fikir verebilir, bilmiyorum işte. Bazen büyük ilhamlar böyle ufak şeylerden gelebiliyor arkadaşlar. Neyse, tüketicinin dikkatine. Ne diyor? Kullanma talimatını mutlaka oku. El, yüz, vücut, gıda maddeleri temizliğinde kullanmayınız. Yumurta ya da elma parlatmayınız arkadaşlar. Çocuklardan uzak tutun. Elektronik devrelerde ürün temasından sakınınız. Yoksa sıvı temas olur. Mesela telefonun içine falan, kulaklığına, şarjına falan sıkarsanız gider arkadaşlar. Ekran için ve çevre temizliği için kullanabilirsiniz. Biraz sonra deneyeceğiz zaten. Gıda maddelerinden uzak tutun. Tamam, iki defa söyledim bunu. Bu ne lan? Burada değişik bir şey yazıyor arkadaşlar. Bir şeyler bu ne lan? Ha, içerir, alerjik reaksiyona neden olabilir. Yani bunu kullanırken eldiven mi kullanalım, ne yapalım yani, bilmiyorum ki. Neyse, geçelim. Nerede kullanabilirmişiz arkadaşlar? PC, LCD, LED, plazma, laptop ekranı, fotoğraf makinesi lensleri, gözlük camları, yazıcı, fotokopi, faks gibi büro malzemelerinin dış yüzey temizliğinde kullanılır. İçeriği doğal yüzey aktif maddeler ve antistatik etki sayesinde LCD gibi hassas yüzeyler iz bırakmaz, çizmez, tozlanmayı geciktirir. Ha, tamam. Kullanma talimatı. LCD ekranlar cam değildir. Kağıt havlu veya sıradan temizlik bezleri LCD ekranınızda kalıcı çizikler oluşturabilir. Bu yüzden daha yumuşak ve emici olan mikrofiber bezleriyle silmelidir. He, bak, bu da bir fikir mesela. İyi, sonra temizlemeden önce cihazın kapalı olmasına dikkat ediniz. Mikrofiber beze fakir LCD cleanleri püskürtün ve dairesel hareketlerle yüzeyi temizleyin. Ürünü direkt olarak yüzeye püskürtmeyin. He, tamam. Şimdi bunun kullanımına bir gelelim. Bunun kullanımını hani göstermeye gerek yok ama maksat adet yerini bulsun. Sonuçta kutu açılımı. Şimdi arkadaşlar, içinden bir adet fakir temizleme şeyi çıkıyor, suyu çıkıyor. Bir de çarşıda bulabileceğiniz mikrofiber bir havlu çıkıyor. Mikrofiber temizlik bezi, bu da model numarası. Bayağı bir iyi ya, havlu gibi. Şimdi temizleme suyumuz bu. Şimdi bir deneyelim. Bazı arkadaşlar eski kanaldan şunu diyordu. Abi, ürün alıyorsun, niye tanıtmıyorsun? Ürün alıyorsun, niye denemiyorsun? Ben de hani denenebilecek ürünleri denemeye çalışıyorum tabii. Şimdi ne diyordu? Yüzeye püskürtme de buraya püskürt diyordu. Tamam. Havlumuza birazcık temizleme suyu döktük. Şimdi cihazımızı alıyoruz arkadaşlar. Cihazımız M6 Note. Hangi kırmızı camı takayım demiştim. Millet sağ olsun bunu önermedi ama ben bunu taktım. Niye bunu taktım? Bu önceden kırılsın da diğerlerini kullanayım diye. İlk fethedeceğim cam bu oldu. Tam çerçeve olan. Çok kaliteli değil aslında ama işte ne yapalım. Gördüğünüz üzere baya bir toz ve kir tutuyor. Şimdi bir temizleyelim bakalım, bismillah deyip. Dairesel hareketlerle temizliyoruz. Bakalım ekranımızı ne kadar temizleyecek. Bir de kuru tarafıyla da şey yapalım, temizleyelim. Bence sonuç harika arkadaşlar. Herhangi bir toz bırakmadı. Gayet de parlıyor mesela. Bu cihazın arkası demir olduğu için arkadaşlar parmak izi tutuyor rahatça. Leke meke de tutuyor. Ne kadar görünüyor? Evet, bayağı bir görünüyor. Şimdi bunu da bir temizleyelim bakalım. Gerçi ekranlar için diyordu da neyse. Evet, bunun da arkasında harika sonuçlar bıraktı arkadaşlar. Gayet memnun edici bir ürün. Hop. Tertemiz oldu valla. Ürün güzel arkadaşlar. Bunu telefonlarınızın ekranlarında, bilgisayarlarınızın ekranlarında falan kullanabilirsiniz. Tabi kullanım kılavuzunda belirttiği üzere şöyle mikrofiber bir bezle, yani içinden çıkan bir bezle ya da sizde varsa o tür bir bezle temizleyebilirsiniz. Gayet güzelmiş, iyiymiş diyelim. Ne yapalım, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.